Başkanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk başkanım. Evet. Başkanım, Trabzon'da hem trafik hem ulaşım büyük şehir olmasa beraber sorun haline gelmeye başladı. Ve bunlara çözüm üretiliyor, üretilmeye devam ediliyor. Siz bu konu hakkında Trabzon trafiğinden, ulaşımından, yeni dolmuş sisteminden bize biraz bahseder misiniz? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii geldiğimizden beri bu konuyla ilgili esnafın refah seviyesinin artırılması, gerek gelir seviyesinin yukarı doğru çıkarılması noktasında çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu çalışmalar neticesinde gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu ve gerekse de Trabzon Valimiz Sayın İsmail Ustaoğlu'yla beraber de zaman zaman bir araya geliyoruz. Bu konular üzerinde istişare ediyoruz. Tabii bizim burada en önemli nokta araç değişimi, yani gündemde olan konulardan bir tanesi. Araç değişimi noktasında tabii biz ilk dile getirdiğimiz nokta şuydu. Araba belki yani değişilebilir ayrı bir konu ama önemli olan esnafı da bu araba değişebilecek noktaya getirmek için çaba sarf ediyoruz. Yani burada esnafın şu anda tabii yaşanılan ülke genelinde bir ekonomik krizden kaynaklanan sebeplerden dolayı yedek parça, amortisman giderleri gibi şeylere gelen tabii aşırı artışlardan dolayı esnafın gelir seviyesi maalesef düşük. Bu şartlarda esnaf araba alacak durumda değil. Tabii biz bunu öncelikle esnafın durumunun iyileştirilmesiyle alakalı masaya yatırdık. Gerek yönetim kurulu arkadaşlarımızla gerekse de belediye nezdinde bunu nasıl refah seviyesinin ve gelir seviyesinin yukarılara çekilmesiyle alakalı çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar neticesinde inşallah esnafımızı bitirdiğimiz zaman esnafımız araba alacak duruma getireceğiz. Şunu da özellikle söyleyeyim, esnafımızı da diğer meslek dalları arasında da üst seviyelere çekmek için bir gayret sarf ediyoruz. Onda da başarılı olacağız Allah nasip ederse. Bu çerçevede yolumuza devam ediyoruz. Tabii söz konusu şoför esnafı olursa gerisi bizim için teferruattır. Biz makam, mevkiye ve sevdalısı insanlar değiliz. Arkadaşlarımızla beraber geceli gündüzde çalışıyoruz. Bu çerçevede tabii belediyeyle yaptığımız müzakereler var. Tabii bu müzakerelerde mesela diğer illere de gittik, diğer illerle de bazı çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar neticesinde onlardan aldığımız şeyleri buraya getirdik. Arkadaşlarımızla beraber bir şeye girmeye çalıştık. İnşallah iyi olacak diye düşünüyorum yani bu çerçevede. Halkımıza da daha kaliteli, daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir Trabzon için biz de gereken neyse yapacağız inşallah. Başkanım, yeni dolmuş sistemi nasıl olacak? Şimdi yeni dolmuş sistem üzerinde henüz çalışıyoruz. Yani belli bir aşama kaydettik. Durak başkanlar arkadaşlarımızla istişare ediyoruz. Süreci şu şekilde müzakere çerçevesinde devam ediyoruz. Şu anda şöyle bahsedeyim. Tabii sistem üzerinde çalıştığımız bir sistem var. Ondan isterseniz kısaca bahsedeyim. Şimdi dolmuşların ikili orta dedim ya, baştan esnafın araç alım gücü olmadığı için ve artık parasının şu şartlarda belki de 10 sene öncesinin parasını kazanma durumu söz konusu olduğu için 3 ortaklık sayısını belediyenin tabii bu teklifiyle beraber 2 ortaktan 3 ortağa çıkarmayı planlıyoruz. Bizim tabii bu bizim üzerinde çalıştığımız bu konudur. Bu konuları en sonunda esnafımızdan da paylaşıp ona göre bir karar alacağız. Ama bu sistemin getirisi sadece üçlü veya ikili sistem olarak algılanmasını istemiyorum. Çünkü dışarıdan herhangi bir üyeye sorduğu zaman üçlü mü ikili mi, hiç kimse üçlü sistemi istemez. Ama içeriğinde neler var onlara bir bakmak lazım. Bir defa yaptığımız müzakerelerde dolmuş hatlarının, yeni dolmuş hatlarının tamamen esnafa kazandırılması var. Yeni hatların tamamen dolmuş esnafına kazandırılması var. Taksilerin dönüşümüyle ilgili belediyenin o konuda yine bize vermiş olduğu bir şey var, hak var. Artı üçte bir plakalarımızdaki feragat ettiğimiz plakaların askıda kalan plakalarımızın tekrar esnafa geri ödenmesiyle ilgili bir durum söz konusu. Bu tabii esnafa artı bir para kazandıracak. İhtiyaç olması durumundaki askıdaki plakalarla beraber durağa koyulup duraktan yine esnafa gelir aktarılması söz konusu olacak. Burada tabii şeyle beraber, üç ortakla beraber belli 17 koltuğa çıkarmayı planlıyoruz. Bu 17 koltuğa yani 15 koltuk normalde üç ortağın koltuk adedi. 2 koltuk da belediyeden başkanımızın bize sözü var. Yani bu konuya girerseniz diye, ücretsiz diye.
Onları da ücretsiz esnafımıza sunmuş olacağız. Mesela yaş sınırının 15'e çıkarılması durumu söz konusu var. Belediye otobüsleriyle ilgili tabii şu anda çalışmalarımız var. Belediye otobüslerinde belli bir seviyede, eğer bu işe biz adım atarsak belli bir seviyede azaltılması gibi çalışmamız var. Bunlarla ilgili yani henüz de bir çalışmalarımız devam ediyor. Bu sistemle beraber kartlı sisteme geçiş yapıp arabada artık para sirkülasyonun çekilmesini planlıyoruz. Tabii bu kartlı sistem nedir? Kartlı sistem akıllı bilet sistemi. Tabii bunu biraz daha genişletip işte herkesin cebinde bir kredi kartı var. Kredi kartıyla dahi arabaya binebilecek. O kolaylık sağlanacak. Kart isteyen kart alacak, kartla beraber binecek. Ve esnafımız gün bittiği zaman arabasına kaç tane yolcu bindi, ne kadarı kazandı, direkt telefonla mesaj olarak gelecek. Hem halkımız tarafından kaliteli bir hizmet sunmuş olacak bizim tarafımızdan, hem de esnafın gelir seviyesi 2-3 katı kadar arttırılmış olacak. Bizim amacımız zaten esnafın gelir seviyesini yukarı çekip arabaları da alacak duruma getirmektir. Bu konuda çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bunlar sonuçlandığı zaman da halkımıza, esnafımıza başta olmak üzere paylaşacağız. Başkanım, peki şunu da sorayım. Dolmuş fiyatları konusunda özellikle öğrenciler serzenişte bulunuyorlar. Yeni bir zam oranı gündemde mi? Şimdi şöyle, biz aslında geçen sene bir zam aldık ama inanın esnafıma bir can suyu, yani bir damla su gibi geldi. Yani bu biraz bu yaş şartlarda, ekonomi şartlardan dolayı fazla bir etkisi olmadı. Şu anda gündemimizde yok ama yılbaşından sonra olabilir. Bu sisteme geçiş yaptıktan sonra belki bir değerlendirme durumu söz konusu olabilir. Başkanım, sizce bu Trabzon'un trafik sorununu nasıl çözebilir? Şimdi şöyle söyleyeyim, Trabzon trafiğini tabii dolmuşlar sıkıştırıyor diye bir algı var. Aslında tam tersine, ben buna katılmıyorum şundan dolayı. Biz 2002 yılında iki ortaklık minibüse döndüğümüz zaman 1500 arabamızı 732 dolmuş yaptık. O zaman trafikteki araç sayısı 80 bin civarındaydı. Aradan tam 17 sene geçti. Bizim sayımız yine aynı sayıda ama trafikteki araç sayısı yaklaşık 250 bini aşmış durumda. Dolayısıyla burada ticari arabaların trafiği sıkıştırdığı noktada bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ha, şöyle bir durum var. İşte belki Maraş Caddesi'nde durak yerlerimizde belki fazla yığılma olabilir veya postane önünde. Onlara da bu proje kapsamında Moloz'da ve Çömlekçi mevkisinde depolama alanı bularak burada depolamalarını yaptırıp buradan gelip yine aynı şekilde meydandan veya postane önünden yolcusunu alıp devam etme imkanı sağlayacağız. Bu proje kapsamında bu da var. Yani ben daha çok usul araçların bu trafiği sıkıştırdığını düşünüyorum ki öyle. Mesela sağlı solu yollara park edilme durumu söz konusu. Bu da çok büyük bir etken oluyor trafiği sıkıştırılması noktasında ama kesinlikle dolmuşların araç trafiği sıkıştırdığını düşünmüyorum ben. Dolmuşlar da şehir içerisinde özellikle artık bir yapılaşma var başkanım. Bu yapılaşmadan dolayı dolmuş yetersizliği yaşanıyor. Dolmuş sayılarını artırmayı düşünüyor musunuz? Dolmuş sayısını artırmayı düşünmüyoruz. Zaten şöyle söyleyeyim. Bizde 729 dolmuşumuz var. Ha, bazı duraklarda araç fazlalığı var. Bazı duraklarda da araç yetişmiyor. Doğrudur. Ama oradan biz araç fazlalığı olan duraklardan aktarım yapıp oradaki ihtiyaçları karşılamayı düşünüyoruz. Böylece bu sorunu da çözmüş olacağız yani. Peki başkanım, ilçenin üstlerinin kapasiteleri belli. Kapasitesinden fazla yolcu aldıklarında şikayetler geliyor. Bu konuda herhangi bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Tabii şunu söyleyeyim, ilçe minibüsleri, Trabzon'da 13 tane şoförler odası var. Biz tabii bunların başında il şoförler odası olarak en başlarında olan bir odayız. Ama bütün koordine, ilçedeki mesela Yomra, Arsin, Araklı, Of ilçelerinde odalar var. Bunlar, onların koordineli bir şekilde, onlardan da zaman zaman bir araya geliyoruz. Bu dönüşüm süreci tabii onları da ilgilendiriyor. Onlarla gerekli eksiklerimizi konuşuyoruz. Ayda bir sefer toplantı yapıp ilçe oda başkanlarıyla beraber istişare ediyoruz. Bu konuları gündeme gelirse onları da biz konuşup çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Şimdi ilçe minibüsleri tabiriyle beraber dolmuşların değişim süreciyle ilgili şu konuya da temas etmek istiyorum. Şimdi tabii bu değişim süreci nereden kaynaklandı? İçişleri Bakanlığı'nın engellerin ulaşılabilir hale gelme yasasıyla beraber yürürlüğe koydu ve 2020'nin 7. ayın 7'sinde son bulan bir yasa var. Biz bunu yani şunu söyleyeyim daha açık ve net bir şekilde, 2020'nin 7. ayından sonra
bir dolmuş arabası veya bir minibüs arabası muayeneye gidip arabasını muayene ettiremeyecek duruma gelecek. Dolayısıyla buna hazırlıklı olma durumunda gerek ilçe şoförler odalarıyla beraber, gerekse merkezdeki durak başkan arkadaşlarımızla beraber bu konuyu masaya yatırıyoruz. Ailesiyle beraber bu toplantıların sonucunda da çıkan karara inşallah saygı duyup herkes bu karara uymak durumunda kalacak. Ama ben iyi olacağını düşünüyorum yani. Başkanım, hani biz hep halkın sorunlarından bahsediyoruz ama şoförlerin de eminim ki vardır sorunları. Bize bahsedebileceğiniz şoför sorunları var mı acaba? Şimdi şoförlerin tabii ki sorunları var. Şoför arkadaşlarımızın, yani daha doğrusu mal sahibi olup arabada çalışan onlar da, o arkadaşlarımızın ve yani genel anlamda arabada çalışan diğer şoför arkadaşlarımız tabii ki birçok sorunları var. Bu kapsamda onları da ele alacağız. Bu kapsamda sıkıntıları nedir? Onları çözme noktasında bir birlik oluşturmayı düşünüyoruz. Bir kooperatif birliği. Bu kooperatif birliğinde bunların sorunlarına çözüm üretip her türlü desteği sağlayacağız inşallah. Peki başkanım, kartlı sisteme geçilecek diyorsunuz. Dolmuşlarda şimdi halkın duyduğu, halktan bizim de duyduğumuz şeyler... dolmuşlar tek renk olacak, artık servis tarzı dolmuşlara geçilecek falan diyorlar. Hı hı. Halk bunu da merak ediyor. Yeni dolmuşlar nasıl olacak, bundan bize bahseder misiniz? Şimdi başta da söylediğim gibi bizim için araç en sonda konuşulacak konu. Önemli olan esnafı araç alacak duruma getirme noktasına getirmektir. Ha, esnaf araç alacak duruma geldikten sonra işte A firması, B firması, yani şu anda biz arabanın hangi cins, ne şekil, ne şartlarda olacağı noktasına bir fikir birliğine varmadık. Bunun için biz özellikle baştan beri söylediğim bir nokta var. Tabii bunların alımıyla alakalı. Gerek durak başkanları, ben Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza da söyledim. Bir sohbette kendisi ben iyi bir müzakereciyim demişti bana. Ben ona da dedim, Sayın Başkanım dedim, siz iyi bir müzakerecisiniz. Bu toplantı, yani bu pazarlık aşamasındaki araba alım noktasında siz de bizimle beraber olup bu arabalarla ilgili şeyleri, pazarlığı siz de içinde olun diye bir teklif etmiştim. O da ne demek olurum demişti. Yani arabanın şekil, şartı veya hangi ebatta, hangi cins veya hangi marka olacağı noktasında bir karar birliği şu anda almış değiliz. Daha sonra konuşacağız. Evet. Peki başkanım, duraklarda insanların, halkın daha da çok şikayet ettiği konulardan birisi de dolmuşlar, dolmadan kalkmıyorlar. Hani yoldan da yolcu aldıkları için yoldaki yolcular da artık isyan noktasına gelmişler. Biz işte gidemiyoruz, burada binemiyoruz gibi. Bu konuda hani şoförler odasından çıkmış bir karar mı var dolmadan kalkmayacak diye? Evet. Yoksa bu tamamen durakların aldığı bir karar mı? Yani durakların aldığı bir karardır. Bizim oda olarak öyle bir kararımız yok. İşte belli pik saatlerde daha çok bu olay yaşanıyor. Meydan bölgesinde olan işte duraklarımızda insanlar orada biraz yığılma olduğu için biraz da ondan kaynaklanıyor ama biz sürekli uyarıyoruz. Yani çünkü diyelim aralarda, yani diyelim güzergah ortalarında diyelim daha doğrusu, yolcuların mağduriyetin yaşanmaması için sürekli durak başkan arkadaşlarımıza uyarılarda bulunuyoruz. Gerekse bir araba dolu kalkarsa bir araba da en azından boş kalksın ki yoldaki yolcunun mağdur olmaması için. O sistem üzerinde zaten bu sistemle beraber inşallah onu da çözmüş olacağız. Ama şu anki mevcut sistemle beraber arkadaşlarımızı sürekli uyarıyoruz yolcuların mağduriyetin yaşanmaması noktasında. Ama yeni sistemle beraber bunu daha da kesin bir çözüme ulaştıracağız diye düşünüyorum. Evet. Başkanım, doğum sayısında artış olmayacak ama durak sayılarında artış yaşanacak. Yok, yaşanmayacak. Kesin. O da yaş sabit olacak. Aynen. Ha şu olabilir, mevcut duraklarımızı, güzergahlarını uzatabiliriz. Yolcu potansiyeline göre, ama ekstra bir durak artırımına gitmeyi zaten kesinlikle düşünmüyoruz yani. Mevcut durakların uzatılması gündemimizde ama. Sizin hani bahsetmek istediğiniz bir konu var mı başkanım? Yani genel anlamda bahsettiğimi düşünüyorum. Tabii şimdi yani dediğim gibi başta tabii bu arabaların alımıyla alakalı sistemin değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunlarla ilgili arkadaşlarımızla beraber müzakere ediyoruz. Tabii burada belediye başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu ve genel sekreterimiz Ahmet Adanur'la beraber sürekli istişare halindeyiz. Kendileri bize bu konularda çok yardımcı oluyorlar. Belediyenin yani gerektiği noktada ne gerekirse yapalım dediği zaten biliyoruz. Onlar arkadaşlarımızla sürekli paylaşıyoruz. İnşallah bu çerçevede yaptığımız bu görüşmeler neticesinde esnafımız için
hayırlara vesile olacak. Esnafımızın meslek dalları arasında yukarıya çekilecek. Gelir seviyesinin belki bir değil, iki üç level atlatacak olduğumuz bir duruma getirmeyi planlıyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımızı yapıyoruz. Kesinlikle bunları yaptıktan sonra da duyurumuzu yapıp gerek şoför esnafımıza gerekse de halkımıza bu konuda da bilgi vereceğiz. Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu geçenlerde bir açıklama yaptı ve burada da Maraş Caddesi ne olursa olsun trafiğe kapanacak dedi. Bu konuyla görüşme yaptınız. Şimdi şöyle yaptık. Biz Maraş Caddesi'nin trafiğe kapatılmasından ziyade bizim yaptığımız görüşmede ben kapatılacak diye duymadım ama benim bizzat birebir yaptığım görüşmede Maraş Caddesi'nin belli seviyede yaya kaldırımlarının genişletilmesi, oranın gerekse tek şerite çekilmesi, orada o şekilde bir düzenleme yapılacağını konuştuk. Ha bu da ileriki safhada yapılacak diye şey yaptık. Budur. Buranın kapatılması şu an için ben gerek esnafımız açısından olumlu olacağını düşünmüyorum ki şöyle bir durum var. Dediğimiz gibi trafikte şu anda sıkışıklığını yaratan üst araçların biz şöyle bir çalışma da yaptık. Trabzon'da tanjantı yani diye tabir ettiğimiz yolu günde 11 bin civarında bir araç kullanıyor. Hususi araç. Sahil Caddesi'nde 10-12 bin arasında bir araç kullanıyor. Maraş Caddesi'nde 9-10 bin civarında bir araç sirkülasyonu var. Şimdi buradaki Maraş Caddesi'ndeki kapatılırsa araç sirkülasyonu yarı yarıya 5 bini tanjanta gitse, 5 bini sahile gitse zaten mevcut halde kaldırmayan yolları o nasıl kaldıracak? Tamamen kilitlenecek. Dolayısıyla yeni yol alternatifleri bulunmadan. Bunlara kesinlikle biz karşı olduğumuzu buradan açıkça beyan ediyorum. Yani yeni yol alternatifleri sağlansın. Biz de duraklarımızdaki araç sayılarımıza uyalım. Bu soruna çözüm bulacağımızı düşünüyorum. Ama Maraş Caddesi kapatılması şu an için gündemde olmadığını düşünüyorum. Çünkü ben bizzat konuştuğum çerçevede bunları söylüyorum tabii. Ha, tek şerite düşebilir. Dolmuşlar gelir, yol sınalı devam eder. Bekleme yapmadan devam eder. Bu şekilde bir planlama içerisinde biz görüştüğümüz çerçevede bu. Başkanım, dolmuş şoförleri hani yeni yol alternatiflerinin sadece dolmuşlara ait olmasından yana duyumlarını almıştık. Güney Çevre Yolu da bu trafiği rahatlatacak diye söylentiler Hı-hı. dolanıyor. Evet. Güney Çevre Yolu sizce trafik sorununa çözüm olacak mı? Kesinlikle olacak diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi Trabzon'un zaten doğu batı veya işte o anlamda fazla bir yol alternatifi yok. Güney Çevre Yolu Trabzon trafiğinin %70 belki de rahatlatacak bir proje olduğunu düşünüyorum. Biz de dört gözle bekliyoruz. Bir an önce o yolun açılmasını biz de dediğim gibi bekliyoruz. İnşallah bir tez zamanda açılır. Bizim için de orada oturan vatandaşlarımıza da bir hizmet anlamında bizim de önümüz açılmış olur. Biz bekliyoruz. Tabii kesinlikle trafiği rahatlatacak olan bir projedir. Hayırlısı olur inşallah diyorum. Başkanım, peki şunu da sorayım. Dolmuş fiyatları konusunda özellikle öğrenciler serzenişte bulunuyorlar. Yeni bir zam oranı gündemde mi? Şimdi şöyle, biz aslında geçen sene bir zam aldık ama inanın esnafıma bir can suyu, yani bir damla su gibi geldi. Yani bu biraz bu yaş şartlarda, ekonomi şartlardan dolayı fazla bir etkisi olmadı. Şu anda gündemimizde yok ama yılbaşından sonra olabilir. Bu sisteme geçiş yaptıktan sonra belki bir değerlendirme durumu söz konusu olabilir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siz de sağ olun.